Taraftar tokenlarının Şampiyonlar Ligi Paribu sunar. Paribu. Sokrates Club'a hoş geldiniz. Paribu işbirliğiyle hazırladığımız çok iyidir, çok severim de yeni bir bölümle daha sizlerle beraberiz. Onu nereden ve bendeniz Canereler yine Merhaba, sizlere. sıkmak istedim. Merhaba, memnun oldum, hoş Nasıl geldiniz. ]sın? Programdan bir iki saat önce geldiğin için. Ee... Sen geç geldin gene. Yok ama ben... ben... <laughs> <laughs> Yine geç gelen biz olduk. Geç gelmediğim halde. Evet utanmaz gibi konuşuyorum şu anda. Beş dakika kala geldim benim yüzümden şu anda geç Olsun. Sıkıntı yok. Gayet iyi şu an. Bence birçok programa girişimize göre çok da erken girdik. 12 deyip 12.40'da girdiğimiz olmuştur. 12-16'da girdik. 12.40'da girdiysek senin yüzündendir o. Bu... Sana bir şey söyleyeceğim bununla ilgili. E, programın geri kalan bölümünde saklıyorum. Bir i̇lginç bir hikaye var. Neyse. Tamam. E, bugün de konuşamadım. Hapşuracağım çünkü. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Alalım burayı. <laughs> Alalım burayı. Evet. <laughs> alalım burayı. alacaklar zaten. Tamam. Bırakır mı bunu Elvin? Baksana ona. <laughs> ne yapıyoruz <laughs> biz yani? evet, bu programda Celal? bu programda filmlerden, dizilerden, e, belki de gittiğimiz bir sergi varsa ki genelde gitmiyoruz bu aralar. Ama onu Erdem geçenler de gitti yani. Gittim. Hakkını yemeyeyim ben gidemedim. E, onun dışında bu tip sanatsal aktivitelerden, beğendiğimiz, beğenmediğimiz müzikler, şarkılar e, bunların hepsini ya tavsiye ediyoruz ya da e, sakın vakit ayırmayın diyoruz. Böyle de bir mahkeme kuruyoruz burada. Evet. Geçen hafta gene Pulp Fiction'ı söylediğimde bir lan laf yemişim. çünkü Yemiş söylemiştim arkadaşlar Red evet. diye bir grup evet. önerimle daha yapmıştım. Ya yapmayın. Sen artık. esprisini yaptın. Hatta şeyin de esprisini yaptık arada. Bir tane daha <gülüyor> evet, <gülüyor> ne oluyor bu ee, arada bir tane daha filmin ha ben Dumber'ın da. Yaptım evet. Ya. Yani. Bu filmi izleyin tavsiye <laughs> ediyoruz. <diye>. Yani, <laughs> Bugün de e, çok ikimizin de bu hafta izlediği ortak bir film var Teachers Lounge. Yani Almancasını sen söyle istersen. lazım mı? Bu filmden tutun ki Oscar adaylarından biri. Ki zaten Oscar adaylarına bu ara vakit ayırmaya çalışıyoruz. Konsept evet. olarak e, ağırlıkla diyelim. Ee, i̇şte e, başka hangi film izlemiştik onu unuttum. <laughs> Yazılar <gülüyor> olsun. Ben boyli, işte Boiling Point'ler ha, olsun. Boiling Point'ler olsun. Şey olsun, Ayrışman olsun. Criminal, Criminal Record'u ben geçen hafta bahsetmiştim. Ben bitirdim. Dizi olarak bunların hepsini böyle konuşacağımız. E, kim bilir e, bambaşka müzik grupları keşfedebileceğiniz. Kim bilir hiç düşünmediğiniz, hayal etmediğiniz... E, kitaplar okuyabileceğiniz, e, alabileceğiniz, öneriler alabileceğiniz bir program burası. İnanılmaz bir program ya. Benim de sesim niye böyle bilmiyorum. Aynen bugün. suç ve ceza öneriyorum bu hafta. <gülüyor> Kaşağı. Uf <laughs> 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 Ömer Seyfettin'i evet. sakın okumayın arkadaşlar. Çocuklarınızı okutmayın. Çocuklara ya, ya. Travma ya. Neyse. Evet. O zaman hocam e, başlıyoruz. Ne izledik bölümümüzle başlıyoruz. Öğretmenler bu odasıyla hafta... başlayalım. Ha? Öğretmenler odasıyla başlayalım. 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 Seni çok, Seni çok mu film... etkiledi? Çok iyi. Çok etkiledi diyemem. Çok iyi film olduğunu düşünüyorum. Evet. Oscar adaylarından biri, yabancı film Oscar'ı evet, Almanya belli adına. Bir, belli bir olayın, yani küçük bir olayın, <laughs> evet. şimdi karşılaştıracağım şeydeki olay büyük bir olaydı. Yani Anatomy of bence dinginlik ve şey olarak işlenme açısından benzer bir tarafı Hı. var. Ama daha gerilim sanki. Böyle araya müzik bir sık falan atıyor. Yani evet ama gerilim yaratacak <gülüyor> olan <gülüyor> <gülüyor> şey aslında o kadar da, diğeri kadar... Yani diğerinde bir ölüm var, bunda bir hırsızlık evet, var. Aynı şeyle karşılaştırmam ama... Doğru. Yani Doğru. şey gerilim derken şey yok bir şey olacak ya falan gibi hissediyorsun böyle. Evet hani. ya çok basit bir hikaye aslında bir tane <laughs> e, Almanya'da bir okulda yediğin <laughs> sınıflar yanılıyorsam e, bir öğretmen var o öğretmen okulda işte bir hırsızlık vakaları falan oluyor Çocuklar yani çocuklardan falan evet. diye düşünüyorlar. Sonra, Sayın Karla Novak. Evet. Aynen Karla Novak hanımefendinin evet. Evet. E, yani filmdeki yani, adıyla. Evet Ak e, aktris de neydi ya? Lebe... Ben unuttum o yüzden de Beneş, anlatıyorum. Beneşti galiba Libes Libes Beneh mi? Ben şeyde hayran kalmıştım kendisine, Babylon Berlin dizisini burada hep öneririz. Babylon yes. Berlin dizisinde de Greta diye çok iyi bir rolü vardı. Üç, dört sene oynadı. Ee, hatta e, onu da tavsiye etmiş olalım. Yani Aynen. bir de benim çok e, sevdiğim bir dizi vardı. Maalesef bir sezon, iki sezon mu ne sürdü? Counterpart diye bir dizi vardı. Orada da bir rolü vardı. O yüzden buradan da o diziyi bulmuşken fırsatını hocam Selam araya sıkıştırdım. Selamlar şey sevgi kendisine. Evet. Hatta hallo diyorum. Peki, ee, bu öğretmene ne oluyor hocam? Bu öğretmene ne oluyor? Öğretmen e. bu... İşte öğrencilerden bilinen şey ondan sonra baş öğretmenin bir aksiyonuyla başka bir şeye doğru dönüyor ve onun devamında yaşanan <laughs> olaylar. Spoilersiz bu kadar anlatabiliyorum. Şey çok iyi ama bence e, aslında çok senin dediğin gibi herhangi bir hani basit bir olay ya birçok okulda olabilecek yani günlük hırsızlık aldığınız, suçlaması. Günlük hani... aldığınız küçük bir kararın e, devamında yaratabileceği e. bir çığ etkisiyle beraber başınıza gelebilecek e. olaylar silsilesi diyeyim. Çocuk çok iyi oynamış Oscar. E Oscar, e, Kun, Oscar Kun. Oscar çok güzel oynamış. Wolfsburg'un sağ kanadı gibi ismi ama muazzam çocuk yani. Olur o, o da. Galatasaray'a geldi işte olur mu? O da olur. Ha işte o yüzden dedim esprisi var lan. Derek Kun. Oscar Kun. Ha, evet. Nasıl? Güzel. Kun inekti galiba yanlış ayarladı. İnek miydi lan Kun? İnek miydi, şey İnek miydi? miydi neydi, kuzu neydi yani? muydu Kun? Kun neydi? İnekti galiba ya Kun. Hı. Bakalım. Şimanch daha Domuz birincisi biliyor. Domuz taşıyıcısı. Domuz taşıyıcısı pardon, birincisi dedim özür dilerim. Peki, e, ben şöyle hoşuma gitti abi. <laughs> Aslında çok Almanya'ya özgü sanki oranın kültürüne özgü bir filmmiş gibi derken aslında bence çok evrensel bir doğru. hikaye anlatıyor. Yani doğru. E Türkiye'de de bir okulda olabilir. Etnik kökenden farklılaşabilir. İşte Türk etnik kökenli öğrenci de var, Ali var. Ali, Ali'nin ee, anası babası var. Onun hikayesi mesela enteresan başta. Yani Onun mesela şey öğretmenlerin o Ali tavırları... Ali olmasından sebepli ilk başta bir ön yargılı yaklaşım evet. var. Kadının buna evet. karşı duruşu var. Okulda Kadın bir aslında... süredir çünkü cüzdanlardan evet. para aşırılıyor. Yani evet. büyük bir hırsızlık dediğim var. Küçük küçük paralar aşırılıyor. Kadın bu arada bence evet. iyi niyetli. Gayet. İlk başta yani kadının öğret öğrencilerine karşı niyetin evet. sorgulamaya şey yok. Ama gelen jenerasyon sıkıntılı. 10 yaş jenerasyonu 2010 sonrası doğumlar da sıkıntı var. Ya o psikolojik şey acayip bir yere gidiyor yalnız. Bir anda ben böyle daha da... Çocuklar çok sertler. E, Eskalede yani böyle yükselecek zannettim ama çok iyi bitirdi filmi orada. Ha filmin yönetmeni evet. de bir Türk e, İlker Çatak. Evet. Oscar adayı yani, da söyleyeyim filmi. Yabancı yani, film kategorisinde. Ben çok e, hoşuma gitti film. Belki bir başyapıt olmayabilir. 8,5 veririm. Verilir valla. Benim Verilir. notum bol verilir yani. Böyle öyle yani. benim IMDB 8.5 değil yalnız. Öyle saçma sapan 8.5 verli gittik izledik. 8.5 nelere veriyorlar? Sen nasıl bir adamsın? falan demeyin diye. Organik, doğal bir oran önerdem buçuğu. Hiç <laughs> öyle bir şey anlatmıyorum. Yani benim <laughs> notum bir, bir, bir fazla gibi düşünen her şey. Ha tamam şimdi anladım. Evet. O zaman biraz hormonlu mu? Değil oğlum. Bu benim <laughs> metrik sistemim ya. Allah Allah. <laughs> Kıyaslamayın diyorum işte yani. Anladım tamam. Ben oradan ölçüyorum. Deniz mili gibi, Onur mili. Hani vardır ya. <laughs> ölçümü. <laughs> ne kadar uzatacaksın? Bilmiyorum çok hoşuma gitti o yüzden. Tamam. <laughs> Ama bu filmi gerçekten tavsiye ediyoruz. Ee, çok güzel bir İngilizcesi şey Teacher's Lounge. Türkçesi Öğretmenler Odası. Almancasını lütfen bir kez daha alabilir miyim? Das O harika ya. Sağ olun. Bir e, matematik demişken... <laughs> e, ...şey de söyleyeyim. Evet, bir tane şey Berk yeni dizisinin tanıtımı yayınlandı hmm. Netflix'te. Gördüm. Abi tanıtımdaki bölüm çok komik. Evet çok iyi. ...sizin oğlunuz matematik bilmiyor falan evet, diyor yani çarpıyor diyor. Sizin oğlunuz için diyor. 66 <laughs> diyor mesela. Böyle, çok güzel bölüm, onu da sevdim, ee, onu şey, da söylemiş olayım. Bu, bu filmde de geldi. şey çok iyi çünkü yani o öğretmenler, şey öğretmen... ...yani Karl velilerle bir toplantı yapıyor. Ondan sonra oradaki o konuşmalar falan da tam o şeyi hissediyorsun. Ama yani. velilerle uğraşmak ne kadar zor olabilir? Şey de, çok de, güzel, veli yani, toplantısı yapıyorsun, çocuk He. matematikte patlamış. <laughs> i̇şte çok kötü durumda <laughs> ve diyorsun ki evet şey değil e tabii burada çocuğa da direkt suç mu hak lazım? Öğretmenin demek de bunu ki öğretmen dedi yani tam evet. o evet. filmde söylüyor onu benim, evet, benim çocuğum e, aslandır, kraldır Aynen, bir evet. şey öğrenemediyse suçlu öğretmendir diye gelen evet. o veriyi de bu yüzden çocuk yapmıyorum. <laughs> Sağ <ol> be. <laughs> ben Sen geçen musun, bu bak. sene şeye gittik işte eee bir anaokula gidiyor şimdi kreşe pars. Yapmıyorum yani. ne demek? Yani belli olmaz o yüzden dedim ben. Hala anlamlı değil yani bu iki yani, kişilik bir karar. Tabii o da önemli. Evet. Kadın erkek eşitliğini burada unutmaman lazım. Aynen. Yani çok, Elif. <laughs> çok kritik bir olay yani. Aynen. <laughs> Biliyorsun NBA All Star hafta sonunda e, şey çok konuşuldu. Stephen Curry'e sabrına kadın erkek eşitliği. Sen bir anda ne oluyor ya dedin. <laughs> NBA All Star'a nereden geldik? <laughs> ben de hafta çünkü NBA All -Star. maçı anlattım o yüzden ve onu izlemek zorunda kalarak anlattım. Oynamayacaksınız, <laughs> oynamayacaksınız gelmeyin birader. Yani İnanın oturduk böyle ulan. Millet size olabilir. oraya sokmak için oy veriyor, uğraşıyor, ediyor sizin öyle şaklabanlıklarınızı izlemek için değil. Oynamayacaksanız gelmeyin oğlum. Elvinciğim geçen hafta restoran gastronomi sektörüne e, seslendi Onur Erdem. Kesmişler çoğunu. E, e, bence de haklılar bu arada. <laughs> Şaka yapıyorum. Yani Onur Erdem'in sesi kesildi. Bence sansürleniyorum. Sıkıntılı. Sansürlendi. Açık ve net söylüyorum. Sansürleniyorum. E, mesela orada kadının hep o Şeyi tutuşu bence çok iyi. Özgürlükçü fikri tutuşu çok iyi. Öyle evet kadın iyi, iyi niyetli de. Evet neyse. Canı i̇şte. <laughs> sağ olsun. Peki başka ne izledin hocam? Ne izledim? Boiling Point. Yani dizisini. Filmini, filmini tavsiye etmiştik burada. Filmini tavsiye etmiştik ama. Dizisini de tavsiye etmiştik ama sen daha o zaman izlememiştin. Evet. Bravo. Dizisi, dizisi de çok iyi. Evet. Dizisi de çok iyi. Dizisinde burada... filmdeki e, siyah kadın aşçının e, üzerine bittiği gidiyor. gidiyor. Bittiği yerden başlıyor aslında. Spin off gibi oraya gidiyor. Filmin bittiği yerden devamı. O bir restoran açıyor. Tek e, çok iyi bence. Gene çok iyi. Playlist'i falan da önereceğim. Bunu da direkt önereyim. Playlist çok yani iyi Yani Boiling Point TV serisi playlist falan diye Spotify yazarsanız... Filmi de yazarsanız çok iyiydi de TV serisi daha da... Şey, çok güzel yani. Dört bölüm bu arada. Var. Onu da söyleyeyim. Kısa Öyle yani. bir saçmalık var evet. Şimdi dört bölüm çekmişler. O alakasız bir yerde bitiyor dördüncü bölüm. Sanki böyle ikinci bir film çekecekken... Böyle prodüksiyon bir diziye gitmiş gibi. Yönetmenleri yani. de konuşmuşlar. Yönetmen de Hımbıl'ın teki. Şimdi buradan kendisiyle ilgili kusura bakmasın ama demişler gelecek mi bunun devamı? Hani ne zaman gelecek falan şayalar var. Olur mu olmaz mı evet. diye. Başka işlerim var. Işte ona odaklanırsam bakarsınız falan gibi apır sapır konuşmuş. Peki gastronomi sektörünün, restoranın aslında çok mutfağına, zor. mutfağına arka plana odaklanan bir film olarak nasıl buldun hocam? Çok iyi buldum ama yani ben şeyden de çok yoruldum Caner. The menu olsun, The Bear olsun, böyle, Boiling evet. Point evet, olsun evet, yani düştü. savaş alanı gibi sürekli arkada mutfakta hiç kimsenin yüzü gülmez ya. Hiç kimsenin yüzü gülmez ya. Bu yemekler çıkarken bir kişi de bunlar, ne güzel yemek yaptık demez mi ya? Sürekli bir kaos, sürekli bir dert, sürekli bir problem. Et geldi gelmedi, o gitti gitmedi. Müşteri evet. beğendi beğenmedi. Sen benim tezgahımı aldın almadın. İşte bu meslek şöyle bir meslek hocam. Sevilmeyi kendini tuvalette bıçaklayanlar mı istersin? Sevilmeyi ve takdir görmeyi çok beklemeyeceğin, senin çok seveceğin meslek olması lazım. Ama abi yani bu kadar da olmaz. Öyle. Bu kadar Güzel Tamam şey. mutfak evet bildiğiniz gibi değil. Okuduk, antrenörü burdanları da okuduk, hep onları öf da öf okuduk. Öf. Güzel de yani Çok sert. Oğlum bu kadar memnuniyetsiz insan da bir araya gelmez ya. Vardır birileri seviyordur işini yani. Pasta şefleri falan belki de. <laughs> oğlum adam pasta şefi değil adam kendini bıçakladı tuvalette. <laughs> i̇şte yani o bile diyorum yani. Yani Neyse. Yapacak bir şey. Şu spoiler verdim. Ee, Arkadaşlar e, kusura bakmayın. Evet. Ama o çocuk biraz şey. E, hafif bir genel mental sorunları vardı çocuğun. Var. Baskı da patladı biraz. Pasta şefleri mental olarak problem mi diyorsun. Yok demiyorum. Öyle bir mesleki şeye gitmiyorum. Genellemeye gitmiyorum. Tamam. <laughs> ben bir veli toplantısına gittim. Tabii o veli toplantısı tam olmuyor da insan şey hissediyor. Yani diğer tarafta... Parsın öğretmen... yapması gereken tek bir şey var. Ney? On numara çocuk. Ha. 10, böyle devam. 10 <laughs> numara çocuk. Böyle devam. Peki o zaman şunu da önererek Paribu sponsorluğumuzun tabii tabii e, önemli bir duyurusunu yapıyorum. Lütfen. E, Teachers Lounge sinemalarda oynuyor efendim. Tavsiye o, ederiz. Tabii ki oynuyor. E, lütfen gidiniz. E, biz hala gidemedik bu arada. Ben Portings izleyemedim ama Portings de oynuyor sinemalarda. Oynuyor. E, bu hafta umarım bir vakit ben de izlemedim ya. Yani haftaya diyelim Portings'i değerlendireceğiz inşallah. İnşallah. Zannetmiyorum e, ama. O zaman Paribu ile ilgili notumuzu verelim efendim. Sonra zaten e, yine izlediklerimize döneceğim. Programımızı Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. Doğru. 2017 yılından bu yana kullanıcılarına hizmet veren Paribu, Türkiye'de fan token listeleyen ilk platform olma özelliğine sahip. Sahip. İlk olarak Galatasaray, ilk olarak Galatasaray fan token listeleyen Paribu, 2021 yılının Ağustos ayında Fenerbahçe Spor Kulübü işbirliğiyle Fenerbahçe token'ı da üretti. Ve daha neler neler. 2023 yılının Eylül ayında Beşiktaş... ...ile işbirliği kurarak Beşiktaş token üreten Paribu... Fan Token listelemenin yanı sıra üreten bir teknoloji şirketi olarak da faaliyetlerini sürdürüyor. Sürdürmekte. Bugün Paribu'da yerli ve yabancı kulüpler olmak üzere toplam 27 Fan Token listeleniyor. Ne diyorsun ya? 27. Çok iyiymiş. Evet 27 kulübünü de hatırlatalım buradan. Peki. O zaman başka ne izledin hocam? Oraya bağlanır mı oğlum? O Bilmiyorum bağlanmaz <gülüyor> bence. <gülüyor> yani neyse. Bu arada Baftalar dağıtıldı. Bravo Baftalar. E, İngiliz e, e, Sinema e, Akademisi'nin ödülleri. Yani Oscar'ın İngiltere'si. UK'yi diyelim. İngiliz Krallığı. Ve tabii Oppenheimer ki, aldı. Heh, ee, Nolan aldı. Emma Stone aldı. Genelde zaten benzer isimler oluyor bu ara. Evet. Şey de aldı. E, Kelly Murphy hoca da ben aldı. Oppenheimer alacak dedim. Verirler, lobi var, lobi. Yalnız şey yani Nolan'ın kesin daha iyi filmler olduğunu konuştuk. Ama işte bazen de böyle oluyor sinema tarihinde. Bir sene geliyor ve sana orada onurlandırmak istiyorlar ve oluyor yani. Oppenheimer kötü film diye söylemiyorum. Ben beğendim bu arada. Bir Akademi aksine... yamcı yani. EYM'cılık oluyor bence ya. Heh oluyor. bravo bak dürüst e konuşalım açık açık e konuşalım. Oğlum oluyor açık 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 olmamasına açık imkan konuşalım. var mı yoksa... E, oğlum Shakespeare... bir sinema yazarı değiliz bir şey değiliz. İstediğimiz gibi konuşuruz ne aynen. olacak Shakespeare'in lamın tarihte Oscar alması imkan yok herhalde. Münasebe, münasebe. Ne münasebeti ne münasebeti aynen American yani. Beauty hayırdır. Yani Shakespeare'in lam ne kardeşim ya. Aynen. Elimiz sizinle. Saçma sapan filmler. Biraz yani. daha arttır dozu. Kaza getiriyorsun fark ettim. Oğlum ne olacak bizim kimsenin... Neymiş? Neymiş? Ben kötü Oscar. film demiyorum. Biz kötü film demiyoruz. Ama Oscar'ın yani neyse şimdi. Ne alaka ya? Burada şeye benzedi. Oscar'da şey yaptılar. Sen beni şeye döndürdün ha. Michael J. Fox'a <laughs> sürekli tavuk deyince dönüp <laughs> şey yapıyordu ya geleceğe dönüşte. Ama yok yok Oscar bütün akademideki bütün üyelere söylüyorum. Alayınız eyyamcısınız. <laughs> alayınız eyyamcısınız. Net. Benim için beklentim yok. Ben sıradan izleyeceğim abi. İngiliz Kraliyet. Aman İngiliz Kraliyet'in nereden çıktı? İngiliz Oo. Sinema Akademisi değil mi? Elizabeth gitti tabii. Charles... Sıkıntı da. Vallahi geçmiş, geçmiş olsun. Aynen. Hocam. Caner Kestim. çok kötü bir şaka yaptığı için kestik. Burayı doğru. Haklılar bunu kesmekte. Evet. Haklılar. Ya ha Bunu haklılar. kesmeseler ben, benim bir sıkıntım olabilirdi. Sıkıntı diye. olabildi. Kestik burayı. Neyse. Evet. Hocam. Bafta'dan tabii yansıyan belirli vardı. Yani Paul Meskel ve <laughs> <laughs> Edrum <Edwin, gülüyor> Scott'ın sürekli birileriyle fotoğraf vardı. Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Bir Paul Meskel <laughs> takipçisi ve uzmanı. Her Hayır. Programı Paul Meskel konuşmak istemiyorum. Kendisiyle <laughs> ilgili görüşlerimi açıklayalım. Peki bu aralar en çok e, görüntüsü yansıyan bir başka isim de var. Sidney Sweeney. Bravo. Onunla bir romantik komedi çekecekleri haberi geldi. Paul Mescal ve Sidney Sweeney. Ben attım lan Sidney Sweeney'i. Evet attın ama doğru attın. Doğru. Helal Demek musun? ki çok görmüşüz. E, bravo görmüşsün önüne yansımıştır. Evet. Takdir ediyoruz kendisini sevgiler. Bu Anyone batıyor muydu? Bu romantik komedi şey filmi. Daha ben izlemedim de Glenn Powell'la çektikleri. Çok konuşuluyor işte. Sahneler paylaşılıyor. Yani haberler. işte yetenekli... Evet. O bir elli Bir de bu Madam Web'te oynamış. Orada da Dakota Johnson'la beraber onu da izlemedim. Dakota Bununla çok, Johnson Çok gömüldü arkadaşlar. film. Bayağı gömenler çok. Yani oyunculuk... Dakota Johnson'a birazcık... neden özellikle selam yolladın? Melanie Griffith'in kızı olmasından mı yoksa Fifty Shades of Grey'den mi kaynaklı acaba? Beni bu çukura <gülüyor> atamazsın. <gülüyor> 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 Bravo. Aa, Chris Martin sevgilisi mi oldu? Onu ben Bravo. kaçırmışım ha. Aynen, Bravo. Bizim bildiğimiz Coldplay Chris Martin mi? Baba Başka mı? bildiğin Chris Martin var mı? Ne bileyim o Chris Martin çok anonim bir isim çok yani. Çok anonim evet. Ahmet Mehmet gibi <laughs> bir şey. <laughs> Chris Martin. <laughs> Chris Martin, <yani>. Martin. <laughs> o babaya bak helal olsun ha. He. Ben bu çukura düşmem senin gibi. <laughs> Gwyneth Paltrow ile başlayan hikaye. Nerelere Saygılar, geldi? sevgiler Gwyneth Paltrow. Evet. Çocukları da çok tatlı. Gwen Stefani. Gwyn... Niye böyle Gwen'lerden gittim ya? Gwen'den <laughs> açınca ben de oradan gittim. Gwen Dolin Harris falan. Neyse. Bir dakika. Glenn Yollar. <laughs> Hepinize selam. Peki buradan o zaman hocam Bafta'dan da bahsettik. Tabii Oscar'a doğru giderken ee, başka izlediğin neler var? Oscar Ayrışmeni filmini... izledim. Hah. Eski Oscar adayı izlememiştim Ayrışmeni. İzledim çok güzel. Abi Abilerim hepinizin elinden öpüyorum. Saygılar, sevgiler Sen sunarım. böyle şeyden sonra Scorsese külliyatına mı girmek istedin? Ee, Killers of the Flower bundan sonra. Hiç öyle bir niyetim Hayır, olmadı. Yani olur ya öyle bende olur mesela. Bende öyle olmadı. Ha, <laughs> peki. Netflix açtım gördüm dedim, <laughs> dedim hadi izlememiştim izleyeyim dedim. Üç buçuk saatim neden öldürmeyeyim hemen dedim bununla öldüreyim. Yapacak Ama daha iyi yani. bir işim var mı dedim. Yok niye tamam izlemedim dedim. Gayet önemli bir sinema eseriyle öldürmüşsün. tabii anladım, canım tabii. Mis gibi. Robert De Niro saygılar, Al Pacino saygılar, Joe Pesci saygılar, Scorsese saygılar. Hepinizi öpüyorum. Bu kadronun filmleri zaten Acayip filmler ya ama şey muhteşemdir ya Goodfellas, Goodfellas acayiptir. Benim zaten en sevdiğim tarzı iş bu. Benim için sinema bu. Mafya. Mafya crime, olsun. Crime. crime. Aynen. Suç, Suç cinayet. Aksiyon, ee... e, işte casus biliyorsunuz hep bunları anlattım size. Bana bunlarla gelin. <laughs> Büyük sinemacı. Sinema budur. Elvin oradan kızıyor sana. Sinema budur. Bunlar olmasa diğer sinemacılar ekmek yiyemez. Hollywood diye bir şey olmaz. O sayede bunlar gidip öyle butik filmleri çekiyorlar. Mainstream olmasa öbürü de olmaz. Duymadıysanız Elvin'de Onur'a dedi ki mainstream'in kölesi olmuşsun dedi. Oldum. <gülüyor> Oldum. <gülüyor> Köleyim ben. <laughs> Oldum. Köleyiz Avro ben çocukken çok izlenirdim. Oldum ne olacak yani. Neyse. Arkadaşlar hayat tekrar ediyorum. Geçen hafta izledim. Estonya bilmem ne işte e, karanlık böyle psikolojik drama filmleriyle geçmez. Belatar Torino atı. Ah yani bak <laughs> içim şişti. Müthiş filmdir. <laughs> güzel filmdir de yani sinemasal anlamda güzel. Onu sinemacılar konuşsun abi. Ben sinemacı değilim. Ben ben, 100 tarım, bir insanım, ben halkın ya. ortalamasıyım. 8 saat mi neydi film? gerek sinema şeyine girmiştim. Abi Elif'e Elif hafta oturuluk. sonu şöyle bir cümle kurun HD film cehennemini açtım. Hmm. bir film bir şey açtım bulmak <laughs> yani için. için. bir itiraf HD yani. film cehenneminde birinci sırada şey var. Ee, Türkiye birinci sıra. En Mac çok güzel Mac Hızlı ve ayrı. <laughs> hızlı ve öfkeli 10. Elif'e <laughs> dedim ki Elif ben Türkiye ortalamasıyım ya. <laughs> <laughs> ben Türkiye ortalamasıyım abi bu konuda. Aa çok iyi. Caner gene <laughs> kesecek bir şey örnekler için kestik. Kusura bakma yani bu program biraz diyorum, böyle oldu. Bu stand-upçılar kadar tabii ki komik olamayız elbette. Haşa. inanılmaz destur. Ama burada yaptığımız esprilerin sansürlenmesi de zaten anlatıyor meseleyi. Falan diye. Gene saçmaladı. Burayı da kestik. Hiçbir yere varamıyoruz ya. <laughs> tamam tamam toparlıyorum. Kesmiyoruz burayı. Toparlıyorum. Kesmiyoruz toparlıyorum. burayı katiyen. Toparlıyorum. Bu Top içine anladım. düştüğüm ikilemi herkes yani, Hiç sıkıntı yok bana. <laughs> i̇çine düştüğüm ikile. Ben Peki. ne izledim ya başka? Ben bir şey izledim, onu söyleyeyim mi? Söyle tabii ki. Ee, ben de Teacher's önce izlemiştim zaten, konuştuk. Bravo. Ee, hatta Aa. size e, mesaj attım, sana ve Elif'e dedim ki... Ya dedim, ben filme bir türlü şey yapamadım. Ulaşamadım. Ee, sonra ulaştım, izledim evet. bir şekilde. Peki, e, Mubi'de, bu hafta gerçekten Mubi'de bir film izledim. <laughs> yani sen bana dal geçiyorsun ya o yüzden. <laughs> hani <laughs> geçmişte izlediğim bu bir filmlerini bu hafta tavsiye ediyorsun. Söyle bakayım bu hafta mı izledim bir seyircimiz ben hatta beni gömmüştü öyle. Hatta. Söyle ben sana söylerim bu hafta mı ee, Bu hafta izledim ama... Yani Şu çok... çok... drama olan şey mi? Evet abi Safe Place. Oo, tamam ee, Elif açalım dedi konusuna bir baktım evet. dedim ben ölürüm içim şarkı. Sigurno Miesto bence biraz bekle. Çünkü bak şöyle oldum ben son haftalarda şöyle filmler izledim. Yani ee, Teachers Lunch şey bir film çünkü biraz sert. psikolojik olarak evet, şey yapıyor. Onun öncesinde şey var. E zaten zaten Saltburn'den gelen Saltburn biraz eğlenceli ama yine de bir sert vuruyor. İçim, evet. Aynen. Ondan sonra geçen hafta ben ne önerdim? Ha şey e Olaf's Rangers o da böyle evet. depresyon şey her şey var yani e ondan sonracıma e e aile şey var, yası var falan. Abi bir girdi film ben dağıldım yani. Çok çok yani. sıkıntılıymış. Yani Özel bir zaman. viski evet. açmam gerekti gerçekten gece çünkü benim başka türlü toparlanmam çok zordu. Bahane olarak da kullanmış olabilirim tabii. Sigur Dominescu. Yalnız şöyle takdir ediyorum. Ustayı Jura Lerotic, e, Hırvat yönetmen. ilk uzun metrajlı filmi. Olağanüstü bir film abi. Yani şöyle film tabii ağır gidiyor biraz. Yani ağır derken hikayesinin yanı sıra şey de ağır. E, tempo falan beklemeyin. İnsanın şişiren bir filmmiş. Ben bunu izlerim. Bu kadar da ben sinema düşmanı değilim. Sonu, i̇zleyeceğim ya ama şöyle, onu o an kaldıramazdım. Bir pazar günü o kadar üzülmek istemedim ben. Son bittiğinde e, şöyle yani hani böyle şöyle film tanımlamaları güzeldir bence. Oturdun, koltuğunda şöyle, şöyle bir mıhlayan, böyle bir kaldığın filmler vardır ya. Tek mi izledin? Tek izledim. Böyle kaldım. Böyle, böyle bir şey izledim yani. Ben tek mi izleyeyim? Şeyler akar yani. E, hiçbir şey yoktur ve sessiz akıyor zaten. Hiçbir müzik yok sonunda. Onları böyle izledim. Ben bazen. tek mi izleyeyim? Bence tek izleme. Ben tek izlemem zaten. Sana tek izleme. Tek izle deseydin de ben zaten tek izlemem diyecektim. Ee, şöyle... E, kendi e, yönetmen öz otobiyografik hikayesinden e, şey yapıyor ve asıl bombası abi... Depresyonuna giren kardeşine bir ağıt aslında bu. Kendi öz kardeşine ve filmde kendisini oynuyor adam. Nasıl? Yani ya, 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 gerçek hikayenin içindeki rolünü bir daha canlandırıyor. Kendi kendini mi oynuyor? Evet. Çok kolaydır o. Ama olay o değil oğlum o psikoloji tekrar Şarkı yaşıyorsun. Yaptım, canım, zaten. Diyorsun, acayip bir şey abi. Çok sert yani o yüzden. Tamam ben ona bakacağım ama ne zaman bakacağım bilmiyorum. Tek filmin hani şey yanı var ee, Zagreb ve Split'te geçiyor Batıstan'da. Hani başka bir coğrafyada geçen bir hikaye Balkanlar e, öyküsü dinlemek açısından da e, hani farklı bir yere gidiyorsun. O açıdan e, bir sinema spektrumunu genişletmek açısından iyi bir şey bence. Bak şimdi ikimiz arasındaki farkı çat diye vuracağım. Sihirbazlar Çetesi'ni izledim. Now You Can See'yi. Nasıldı e, diyemeyeceğim çünkü izlemiştim. <laughs> e, hatta onu ikincisi çevirmedim ya. İkincisini ha. bulamadım. Jay-Z Jay Eisenstein'ı severim ben bu arada. Çok güzel film. Ha. Çok güzel film. Kadro da iyidir bu Kadu arada. Kadro da iyi. Güzel bir film. Hatırlatsana bir ya. Morgan Freeman falan da mı vardı sanki? Morgan şey Freeman var. Ha. Ee, şey. Woody Harrelson. Woody Harrelson var. Ha Woody Harrelson doğru. Şeyin adı. Hı. Kızın adı neydi? Kadın aktris şey kadın aktör. Söyleyeceğim. Ee, söyleyeceğim dur. O da meşhur birisi de unuttum ben. Tek, tek de. tek söyleyelim. Şimdi kimsenin hakkına girmeyelim. Now you see me, now you can değil miydi? Now you can see. Ha pardon. Yanlış söyledim. Falan. Ee, İngilizcesi oydu. Aynen. Yani sihirbazlar no, çetesi diye çevirmeleri biraz şey olmamış böyle Marvel filmi gibi. İşte, bizde öyle oluyor biraz. Yani onu anlıyorum orada çevirme Aynen. biçimini. Hani çünkü bir suç mevzusu Mark var. Mark Buffalo. Ha, Mark kişi. Ya, hoca. Onun da bu arada... Melanie, Hollywood... Melanie Loren. Ha Melanie Loren. <coughs> Melanie Loren. <Melanie> saygılar. <laughs> saygılar, saygılar, sevgiler. Loren mı? Loran. Loran. Şey gibi hatırlarsın. Burada Akşun. Newcastle United'ın nefis bir Loran Robert'i var. Michael Caine var. Michael Caine var. Michael çok güzel kadrosu var. Ama şöyle bir problem var. Seyircimiz bu arada Melen in Loren'ı İngiliz Bestistan'da hatırlayabiliriz. Bravo. 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 Evet. Şey ya. Pay ya. Tabii tabii. Abimiz de. Kainin ortasındaki hanımefendi. Evet. Begin diye bir film var. Orada da çok iyi. Begin da, da, da iyiymiş. Abi. Onu izlemedim. Prodüktörümüz, editörümüz, her şeyimiz derken reklam almışız. Bir şey olmaz, alayım. bir şey olmaz. Ya dışarıdan ses geliyormuş. Reklam ne almışız galiba. Biz bunları etkile, etkileyen bir şey değiliz biz. Deniz'cim bizi uyardı, ünlü Tom Meister. Filmle ilgili bir küçük eleştiri yapacağım. Bir buçuk saat içerisinde konuyu bağlamışlar ya da birazcık daha uzun... Tam hatırlamıyorum da. Biraz hızlı bağlandı film. Öyle mi? Sen biraz... Zaten filmin galiba konusu çok iyi ama eleştirildiği yer... ...hikayenin işleniş biçimi diye hatırlıyorum ama sanki. Neyse. Hiç tavsiye ediyorsun. Tavsiye, tavsiye ederim yani bir buçuk saat güzel eğlendim. Senin bir film daha vardı sanki öyle hatırlıyorum bana Allah söylemiş. Allah. Söylemiştin sanki. Hayır Criminal Record'u bitirdim. Ha, tamam ayrışmeni Kırmızı rekordu direkt öneriyorum. Caner'in geçen hafta önerdiğini direkt öneriyorum. Muhteşem. Çok güzel izleyin. Evet. İngiliz suç polisiye. Bu arada ben sana önerdim. İlk iki bölümünü izledim diye. Geçen hafta. Yani ben bitirdim Onur bitirdi. Ben daha bitiremedim. iki bölüm var. Çok iyi çok <laughs> Yedi iyi. Yedi bölümde değil mi? Sekiz bölüm mü? Sekiz galiba. Ben daha bitiremedim efendim. Sekiz Bitireceğim. On. Ama Irish de tekrardan te te tebrik ederim. Usta nasıldı? Peter Capaldi nasıl oynuyor? Çok güzel çok abi. Karizma çok değil mi? güzel. Çok güzel. E, herifin Kötü olduğu bir yandan <laughs> belli ama bir taraftan da pardon 8'i şeyde yayınlanacak 21'inde. Tamam sezon finali var sen şeyi bitirdin. Sezon yayınlanan... finali mi o? Ya da bilmiyorum her neyse. Ha ben de bilmiyorum ha. belki 10 bölümdür. Olabilir bakmadım kaç bölüm olacağını. Devam yüzden... ediyordum ben de. Direkt öneriyorum. Ben de hala şeyi bitiremedim hocam ıkına ıkına gidiyorum ya zaman olmadı bu aralar. Bu aralar çok uyuyakalıyorum ya şey mi oldu? Yaşlıktan işte. Evet galiba. İlk tane ee, çocuğum var, erken e, kalkıyorsun. E, Yoruluyorum mesela başlıyorum şeyi bitiremedim bir türlü Night Country daha şeyi. Daha da kötüye gidecek biliyorsun değil mi? <laughs> Sağ ol ya. <gülüyor> <gülüyor> True Detective Night Country. Hocam bir türlü bitiremedim, eleştiriler falan ben da var. Ben onu izlemedim daha. Ee, bir şey ettiremedim. Bitirdin mi sen ee, Merveciğim? Merve bu hafta bir dizi önerdi. Merakla e, şey yapacağım. Neymiş? Ee, ben de başlayacağım, sana da burada söyleyeyim. Söyle. Sen de orada gelememiştin tabii yani. İntikal edememiştin herkese. Mr. and Miss, Mrs. Smith bu e, Anjanico ile Brad Pitt de değil mi zamanında? O filmin e, yeni iki versiyon iki. dizisi şeyde. Bremde. Ha Prime'deki Amazon ta, gördüm gördüm Donald şeyini Bremde. gördüm. Ha. Ha. Tamam. Donald Glover ile Maya Erskine oynuyor. Çok şakalı makalı gibi geldi açmadım. Ben de açmadım ama. Çok iyi güzel. Tamam. Sen beğenirsin zaten. Merve önerdi ben de şey yapacağım şans vereceğim hocam şans vermeyi planlıyordum zaten sana da buradan seyircilerimiz önünde hodri meydan diyorum. <laughs> Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Seyirci yorumlarına geçelim. Haydi geçelim. Geçen hafta bize sordular. <laughs> Biz sorduk. Ne sorduk? Hatırlamıyorum. Hadi bakalım. Önünde yazıyor. Ya yazıyor mu? Ya. Aa evet şey, aşk filmi miydi? Yo. Sevgilin aşk filmiydi işte ya. Sevgilin ha sevgilin. Sevgilin, ha bravo. İşte böyle, ben programımı böyle takip ediyorum. O takıyorum. kadar umursamıyor ki bu şey. <laughs> o, o, o kadar o umursamıyor o ki o hiç oho. yani. Çok ayıp. Şaka yapıyorum. Çok ayıp. Hadi oku. Sen de, sen başlıyorsun. Sevgililer Günü'nde film önerisi miydi bu? Evet. evet. Tamam. Sevgililer Günü'nde sevgilinizle izleyeceğiniz film miydi Merve'cim değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Güneş Kumsal 44-24. Klasik bir Nothing Hill ya da You Have Got Mail olabilir. Plaseler, Uzar, Sivil Home, Alabama, Just Like Kevin, Forgetting Sarah Marshall. Güzel öneriler. Çok hızlı okudun ya. Sondaki neydi? Ne Marshall? Forgetting Sarah Marshall. Ha tamam. Ozan Çek 24-12. Atonement filmini önermek Aa. istiyorum. Sevdiğin kişiyle geçirilen vaktin ne kadar kıymetli olduğunu çok acı üstünde altan nefsin. Hmm. O niye üzülecek şey? Ne yani? üzülecek? Film çok iyi de. Evet, Erman biraz... ses kaydı açmıyorum. Pivintix. E, Romantik komedi olarak favorim hmm. Ben Harry Met çok iyi film. klasik. Ayrıca bu haftaki onu verdiğim rol aldığı Crazy Stupid Love da çok eğlencelidir. Bravo çok iyi. Steve Carell diyor yani. Aynen. Son olarak da son zamanlarda Mubi'ye eklenmiş olan Suzu River filmini önerebilirim. Tamam bilmiyorum. Niye? Girip çıkıyorsun sürekli Mubi'ye görmedin mi? İzle, ya, bilmiyorum derken izlemedim ben. tamam. Ahmet Buğra Göral 28-23. Aşkın tüm evrelerini içeren canım 500 Days of Summer Aa. tavsiye edilir. Çok güzel. Daha da alternatif bir aşk hikayesi için bakınız. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Doğru. Bravo. Evet Red Dirt diye bir grup keşfettim. Süper. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Sen de. Şeymiş bu da. Bu en ünlü aşk filmi vardı ya. Love Story'yi izledim falan gibi bir şey olmuş. her yani, Red Dirt. Ryan O'Neill'la şeyin. Tamam oğlum işte. O... Var değil mi? Ha, tamam. Hayır. Pardon. Ben niye böyle oldum ya? Yaşlandım. Üf, yemek yemedim ben ondan oldum. Tabii, tabii. ondan. Peki. Hı. Bu Dülger. Sevgililer Günü için müthiş oyunculukların ön plana çıktığı Mary Story filmini önerebilirim. İkili ilişkiler her açıdan bakmamızı sağlıyor. Sanırım bu son Mary Story'dan bahsediyor. Yani son Mary Story'si de O, da, o da, şey, da sıkıntı ya. E, neydi bizim çok sevdiğimiz arkadaş? Ya Sevgililer Günü'nde Mary Story. <laughs> Hah, Sevgililer Günü'nde Mary Story izlememeniz lazım. Mary Story sert ya böyle şey. Ya o ilişkinin neden Ayrılık... olmayacağına dair bir şey o çünkü. Ha, evliliğin hatta neden olmayacağına. Evet. Ki bunun asıl hocam biliyorsun. Bizi kitarlı başarılı yük sahibi insanlar var. Yani, ya, ya, yani. Bizi size bile koymaz ama sizi kendinize güvenmeyin. Ya, yani Mary Story bize alakadar eder Aynen aynen yani. bravo gel. Ya helal olsun aynen. kardeşim ya. Aynen Devam et devam et. Yani burada. Devam et bu uzat uzatırsak <laughs> sıkıntı olacak devam et. Mary Story asıl Ingmar Bergman'ındır efsane eski. Tamam. Onu da söyleyelim asıl orijinal. Tamam. Yani onu izlemenizi tavsiye ederim. Uzatıyor aynen. Ahmet Eskoyuncu. Sevgililer gününde sevgiliyle izlenecek girimler, filmler filmler. Love. Bu hangi love? Şeyin gibi ki mi? O lovesa gümdüz yalnız. Dümdüz love. Hayır bir de şeyin love'ı var. Ee, Gaspar Noel'in love'ı var. Hocam. Gaspar Noel'e herhangi bir şeyi sevgililer gibi <laughs> yani... <bilmem. gülüyor> Gaspar Noel. Sapık. Bodrum'da, bo Bodrum'da klap işletmesi gereken. Şey benzemiyor mu Gaspar Noy? Yalnız arkasından <laughs> irreversible gelmiş. <laughs> ben onu şimdi gördüm. Ne yapıyorsunuz <Maal> ya arkadaşlar? <laughs> Oğlum. yani... Arkadaşlar hayırdır? Yani. <laughs> irreversible. Gaspar Noel'e şey benzemiyor mu ya? böyle bıyıklı telefonda <laughs> işte seni e, kirli konuş kirli konuş kirli konuş <laughs> or adam benzer mi? Aynen. Kalktı ya. Kalktı ki bravo. <laughs> Blue is the warmest color. İlginç öneriler geliyor. Ee, Ahmet Bey'den. Eyes ee, <laughs> wide chat. Ahmet Bey siz günü mü karıştırdınız? Eyes <laughs> wide chat. Ahmet Bey siz günü mü karıştırdınız? Ha şimdi geliyor. O da biraz aslında şey. Blue Valentine. Gone Girl. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Old Boy. <laughs> Elizabeth olsun saygılar yani Amerikan versiyonunda. Dogville Dogville'de, <laughs> Dogville'de aile içi en Neden? Yani. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Hayır, Ahmet bey yanlış günü odaklandığınızı düşünüyorum. <laughs> ben bittim. Hocam dur daha bitmedi var oku bari. Ee, Bir şey diyecektim onu unuttum. Boş ya. ver Ahmet Ahmet bey bizi bitirdi ya şu anda. Bir şey verecektim gitti neyse Ahmet Erhan Arslan. Muhtemelen Canerelerin niş bir öneri diyebileceği, sanırım ben de burada daha geçirmiş. Jennifer Connelly'nin büyüleyiciliği, ilişkinin eğlenceli anlarını, filmin belirli anlarında yanınızdaki sevginize dönüp laf edip, laf atıp pardon, gülerek paylaşabileceğiniz career opportunities sahipsiyemdir. Yo, öl ölmüş seni. Bunu izlemedim. Onlar her eşeği bilmez canları sordular. <laughs> Doğru bu arada bilmiyorum. Dur ya bir dakika ben bir şey önerecektim ya. Şarkı. Bekle bekle. Soru. Ben önce haftanın önce. sorusu. Dur dur Durdum. dur. Ha bu şey hocam e, Merve ile konuşuyorduk. Burada bahsettik ya. Anatomy of a Fall'daki köpek acayip bir köpek. Messi. Ha Messi. E, Oscar fotoğraf çekimlerine çocuğu götürmüşler. Muhteşem ya bayıldım. Fotoğraflarını gördün mü? Köpek mi? gibi köpek gördüm. Acayip bir şey. Bolu Ryan Gosling böyle. Aa, çok, çok tatlıydı. Çok kalite köpek. Bu arada Ryan Gosling'i de Emma Stone ödülü aldığında alkışlarken çok tatlı böyle destekliyor. Bu arada bütün köpek harika hayvanlarına hayvanlarına ve saygımı sunuyorum. Hepiniz çok kral hayvanlarsınız. Ne hayvanları? Köpek hayvanları. Köpek hayvanları. <gülüyor> <gülüyor> ha, Başlar oluyor olmak üzere bütün köpeklere sevgiler. <laughs> bir de bu sinemada ünlü olan köpekler hayvanlar çok tatlı ya. Çok tatlılar ama onları bir birazcık olan... eziyet ettiklerini düşünüyorum ben. Evet bu bir tane... Aslında Al Pacino'nun galiba oynamaya başladığı bir dizi vardı. At yarışları şey üzerine atlar böyle zarar görüyor diye bitirmişlerdi. Dizi çok ben iyiydi. Ben Atları sonra konuşuruz evet. köpekleri ama senin. Evet. Ben baştan söyleyeyim bir tane film olarak direkt evet. vereyim çıkayım. My Girl. İçim şişti öldüm aa, benim çocukluk aa, travmam. O evet ya. çocuğu tabutta arı sokmuş ölmüş. Ne yaptınız ya? Ben 11-12 yaşında falan izledim o filmi. paran evet. Paramparça oldum ya. Film biraz şey gibi başlıyor böyle. Çok tatlı yumuşak yumuşak gidecek evet diye. Evet ya sonra arı sokup ölüyor. Bir, bir anda böyle bir şeye dönüşüyor film evet. Yani... Bir de şeyin oynadığı e, Macaulay Culkin'in kötü karakteri oynadığı bir film vardı ya. O neydi? Çocuğu Elijah Wood'u hatta şey yapıyordu. Ne yapıyordu ya? O dönem My Girl zamanı çıkmıştı yine. E, çocuğa böyle manipülasyon falan yapıyordu. Hatırlamadım. O da mesela hiç. Ulan adamı evde tek başına ne diziyorsun. Çocuk pırl, şey pamuk gibi çocuk böyle sürekli şey. Evet eritek başına izledik. İki de o, izledik o. sonra. Ha The Good Son. Abi çocuk orada böyle şeye dönüşüyor. Bu da Bad Batsun galiba o zaman. Psychological Thriller'daki villain'a dönüşüyor. Acayip bir şeye dönüşüyor. Yapmayın yani. çocuklara böyle şeyler. E, çocukları evet travmatize etmemek, etmemek lazım. Etmemek lazım. Dikkatli sonra lazım. bakın böyle oluyoruz. Dikkatli olmak lazım. E, <laughs> böyle oluyorsun doğru. biz böyle şey Ben aklıma direkt travmatize şey gelmedi ya. Ben böyle bir şey yiyip e, büyüyen hayvan şeylerinden çok... E, şey Bütün hayvanlar yani. Bir tane karınca filmi vardı. Karıncalar e, nükleer şeyi almış şeker kamışlarını yiyorlardı. Dev karınca. Dev karıncalar oluyorlardı. O karıncalarla ilgili bir münasebetim de sıkıntı yaratmıştı bir dönem. Çok küçüktüm ama 7-8 yaşında. Karıncadan da korkma be ya. Bir de araknafobya beni bir etkilemişti hocam bu. Örümcek fobisi. Sürekli bir yere gidip oradan getireceğim şarkısı böceğin, vardı mı? böceğin ve örümceğin yaratacağı kaos. Ata Demir'in şarkısı vardır. Aa bilmiyorum. Araknafobya örümcek çünkü. fobisidir. <laughs> Bu ya, bir dakika söyleyeyim şarkıyı. Şarkıya bak çok iyi. Açıyorum sen Sivis Otel lo lobisidir bu neydi ya? Başladı. <laughs> İnanılmaz beyaz şov performansı var YouTube'dan izleyin ne olur. Abi çok iyi. Ata Demirer örümcek fobisi şarkısı canlı beyaz şov 2005. Atatürk'ler benden 8 yaş büyükmüş ama izlediğinde 18 sekiz yaşında araknafobiye ben on yaşındayım doksan yapım araknafobiye var demek ki bir şey olmuş benzer jenerasyon etki bırakmış araknafobiye hiç alakası olmayabilir biliyor musun e, biliyorum yani... ama... <laughs> ama filmler böyledir sen nasıl ne ki izlerken bir anda gerçek yaşamında bunlar varmış ve senin e, etkileyecekmiş gibi hissedersin ama aslında korkudur yani yapılmıştır sen şey falan ne bu Kanal D'nin saçma sapan işte çölün altına gezen 300 metrelik solucan. Aa ama onlar müthişti. Tremors. İşte onların, Kevin Bacon'ın Onlardan da korkuyorsundur. Yok ben onu çok severim o filmi. Bu arada orada Kevin Bacon'ın yanında oynayan baba çok tatlı bir adamdı ya. Adam ben adımlattım. ne diyorum Kevin Bacon diyor bana ya. Ben saçma ne sapan diyeyim? bir şey anlatmaya çalışıyorum. Anladım ben seni dilerim. ben ciddiye aldım affedersin. Rica ederim. Ee, yok inanmıyordum. İnanmıyor muyum? İnanmıyorum. Ama benim gerçekten bir böcek körküm ol... körküm, yani korkum koyu korkum yok. Benim böcek oluştu. korkum var. Çok korkarım böcekten. Ee, çocukken böcek bu filmlerden falan çok oluştu abi bende ya bir şeyi böyle şey ekliyor. Avustralyalılar mesela, e, ne yapıyorsunuz o kıtada Bir siz tane ya? Fly diye, Fly mıydı neydi bir film vardı şeyin e, sonradan Jurassic Park'ta da Fly çok, Fly doğru. Çok güzel bir rolde oynuyordu baba. Babanın adını unuttum. Boş Ama ver adını. karizma bir aktördü. Filme de. gel. O filmde mesela beni bir şey yapmıştır. Kendim ben mesela orada da öyle. Böyle bir etkilenmişimdir o filmlerden. Ben şeyi sevmiyorum. Gerilim filmlerine hayvan alet ediyorlar. Ondan sonra hayvan ha. bizim de Rüyamıza gidiyor. Oğlum Kujo vardır mesela. Acayiptir. Kujo Staffın, ne? Staffın şey King'in öyküsü. Film muazzam bir filmdir bu arada. Kujo. Kujo. Evet. Köpek. Kujo. İzlemedim. Köpekli filmse izlerim. Evet. Bir tane de bir film daha tavsiye edeyim. Köpekli film Lesi. ama... <gülüyor> <gülüyor> Yok Haydi. <laughs> haydi olur ha. Haydi. Sen Bernard'la olanın adı neydi ya? Sen Bernard... Şurasında şey taşıyordu. Beto. Beethoven Beethoven ha. film olarak ha. Ya. Sen ben her şeyde de var galiba. Haydi fi çizgi filmleri de var. İsviçre'de geçiyor ya. Doğru. E, şeyi söyleyecektim bu Neyi? köpekle ilgili film. Bir, bir sarsıcı film daha var abi. White Dog diye bir film. Acayip bir film. Çok e, bu arada kült bir filmdir. Sarsıcı Peki. köpek filmleri. E, abi köpeği Mobide şöyle. Bu bir de var. Söyleyeyim mi? Hikayede şu köpeği köpeği e, sürekli. E, Yapma. E, Yapma anlatma. Kötü bir şey anlatma. Bana. Köpek ben köpek hayvanı kadar sevdiğimi söyledim. Geldiğimiz noktaya bak Köpeği ya. eğitirken. Abi, i̇stemiyorum. Duymak... bir düşmanlıkla eğitiyorlar. Ben istem duymak o, istemiyorum. Amoros Peros'taki dövüş köpekleri gibi düşün. Aa bak Amoros Peros'ta da vardır. Anla, hala anlatıyor. İnanılmaz bir şey, hala anlatıyor. Adama diyorum ki duymak istemiyorum. Köpekle ilgili olumsuz bir şey duymak istemiyorum. Kafamdaki köpek hayvanı ilgili şu anda sadece olumlu şeyler görmek istiyorum diyorum. İnatla bana anlatıyor yani. <laughs> o zaman köpekle ilgili olumlu şeyler... Şöyle... Şarkılara geçelim. <laughs> dur kitap verecektim. Who let the dog's out. Dur dur. <gülüyor> <gülüyor> Evet. <laughs> <Öner kitabına. gülüyor> çok iyidir ya bu arada. Bayılırım hakikaten. Kapat köpek olsun Hadi. Peki, eee, mesle Çil bir tane kitap getirdim. <laughs> bir şef gibi. Eee, Ben Peterson yazdığı bir, e, kitap bu. Çizen de Aurelia Orita çünkü şöyle bir çizgi roman gibi şöyle göstereyim. Geçen yanlış gösterdim fark ettim bu kitabı. Ortaya şöyle şöyle gösteriyorum ki işte şöyle şuraya. Çünkü burada kalıyor. Buraya gösterince ortada kalıyor. Orta direkte kalıyor. Bu. Hocam ee, şöyle gerçek bu arada e, zaman Yok kitaba bakacağım. A, bakabilirsin tamam. Hmm. Zamanında Benoit e, şeye gidiyor Sen Benoit. Karakterimiz Sen Benoit'a gidiyor falan yok alakası yok. E, Trois Gros diye meşhur bir Michelin yıldızlı restoran vardır. Fransız e, restoran tarihinin ve mutfak tarihinin önemli restoranlarından bir tanesidir. E, kuzu kulaklı bir somonuyla meşhurdur efsanedir. Neyse <laughs> gidiyor ve ondan sonra... E, aşçı olmaya çok e, özeniyor ve onun hikayesi aslında sadece kendi hikayesi değil o hikayenin içinde bütün o Fransa yeni mutfağın nasıl oluştuğunu işte Nouvelle Cuisine muhabbeti e, felsefeyle mutfağı buluşturan nefis bir şey ben ortasına geldim e, çok iyi gidiyor acayip bir gidiyor tavsiye ederim bu çizgi roman e, mutfak şey kitaplarında bu desen yayınları çok iyi iş çıkarıyor onu da tavsiye ediyorum kendilerini Nouvelle Cuisine e, demişken aklıma Nouvelle vak geldi Hemen müzeye geçelim. Onlardan İran Speaking'i önermiş olayım. Aklıma gelmişken. Sen yani. demin Boiling Point'ten bahsettiğin için aslında farkında olmadan... Çok güzel geçişler yapıyorsun hani Bir şef gibi ben bilmeden getirdim bu arada. Boiling Point'i izledim bilmiyordum. Yok söylemiştim sana. Hayır ya kitabı getirdim de bilmiyordum izlediğini. Yok sana dün söyledim ben dizisini izledim diye. Yok duymadın mı? Vallahi, söyledim. Allah belanı versin. Nasıl ben duymadın? Ben duymadın? Telefonda nasıl duymadın? Yani fark etmedim dikkat et. Yalan söylüyor. Aaa. Anlatıyorum ey, şimdi. Berbat bir şey adam <laughs> 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 adamı. <düşünme. gülüyor> Spanky Wilson. Sunshine of Your Love'ı öneriyorum. Direkt Yolun, müthiş bir isim Spanky. Evet, Boiling Points'ın şeyinden. Evet. Point'in. Evet. The Skinner Brothers'tan Dead from Above öneriyorum. Sila şeyinden. Evet. Deadlands diye bir gruptan Cold World ve <laughs> şey öneriyorum. Cold World öneriyorum. Buyur. Şeyi önermiyorum. Güzel. Çezil ee, mi, Chezil mı? Ne bu? Cezile diye bir grup Bir, biri var işte neyse bir şey. Beanie, Bak, Beanie. Bakayım. Bu. Merak Şu. ettim. Chezil mi? Çezil. Bence. Benim gözlüklerim yok oğlum. Görmüyorum iyice İyice uzaklaştırıyor. Ne söylüyorsun oğlum o zaman? Al. astigmatım oğlum. Uzaklaştıkça daha kötü oluyor. Gördün mü? Şezil. Şezil. Her ya neyse. Şezail. Ben ne dedim? <gülüyor> ne <gülüyor> Sanki yapayım? Sanki beni doğruladı. <gülüyor> Napoli. <gülüyor> ee, e, Oo, gruptaki Amoe'nin kendi özel şey projesi var. Kendi ayrı solo projeleri var. İlla bu gelmiş Amu'den. Amu'nun diğer var. bir de Hooverphonic'in yeni şarkısı var. Fake is the, the new dope diye onu önermiş oluyor. ya. Belçika'dan ne çıksa çok iyi çıkabiliyor ya gerçekten. Zannetmiyorum. Hooverphonic de çok iyi bir Belçika grubu. Sinemacıları çok iyi. Yani. En son Felix van Groningen'in filmlerini tavsiye etmiştik. Mubi'de de var. Tavsiye ediyoruz tekrar. E, Hollanda ikinci ligi. Hollanda. Felix van Groningen. <gülüyor> Hepsi <gülüyor> oluyor. <gülüyor> O zaman ben de bir iki şarkı atayım hocam. At ortaya. bakalım da çıkalım hadi. Şömineyi açalım dinleyelim. At bakalım. Arc de Soleil, Strolling Slot. Arc de Soleil böyle şey bir grup. Kuarang Bin, bin. Kuarang bin diyorum sürekli. Bin, bin tatlı bir grup. Bir de Sunflower Bin diye bir gruba takıldım bu ara. Ee, ayçiçekleri şeyleri. Çok güzel ya evet. Ayçiçekleri, çekirdekleri gibi evet. bir şey var. I was a fool diye bir şarkı. Bir Değil de, de bir itiraf geldi onur, evet gerçekten öyle. <laughs> e, onur programın başında sürekli rock müzik çalıyordu. Rock müzik. E, rock. Rock müzik. <laughs> nereye Rock müzik. Rock ben de şey geldi aklıma. C power grubu geldi. Onların böyle do you like do you like rock müzik diye bir şeyi vardır. Waving flags hocam bu şarkıyı da severim British C power'dan. Waving flags. Waving flags. Dalga'dan bayraklar. Aa... Bu dalgalanan bayraklar deyince e, şey bu bir tane gemide geçen nefis radyo öyküsü, müzik öyküsü film vardı. Çok iyiydi ya İngiliz that müzik. Right. Bravo Both nefis right. bir, evet. Nefis bir filmdir Çok ya. Çok güzel filmdir onu da önermiş olalım. Önerim aklıma o geldi böyle An dalgalan. dalgalanan. Mal onu demişken üstüne de 24 Hour Party People da önerelim. Sana helal olsun Onu be. da vuralım arka arkaya. Bot Death beraber ikisini arka arkaya Aynen. izleyebilirsiniz. Bir de Almost Famous'ı koyun. Vur geç. Vur üçlü acayip bir üçlü Durdunuz ya. Durdunuz hemen. Hadi temel. kalkın gidin izleyin. Sonra da müzik tarihi üzerine. O Her zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Neyi kapattın hemen ya? Geyikler yapacaktık. Bitti bir gibi. Şey yapacaktır. Hadi saat böyle. Biliyoruz zaman zamanda kazandık. Şey zaman. Kapanıyoruz. Evet, hadi. Benim de var evet. Çekil hadi hadi. Başlayalım. Şey yapalım çıkalım. O zaman yavaş yavaş kapatıyoruz. Hoşçakalın. Sorumuzu da sormuş muyduk? Sorduk tabii ki. Efendim Her şeyi şey yaptık. Eksimiz gediğimiz Ben hatırlamıyorum ben sorumuzu Rahat sordum. Rahatlıkla sorduk. kapatabilirsin canım. Sorduk Hiç mu ya? Bir tutuyor. daha hatırlatalım sorumuzu. Kapat sorumuza. istersen. Sorumuzu bir daha hatırlatalım. <laughs> Hatırlat. Sorumuzu bir daha hatırlatıyor muyuz? Hatırlat Biliyor musun soruyu? Sizde çocukluğunuzda travma yaratmış film. Bravo. Evet. Hoşçakalın o zaman. Ee, o zaman e, Pari Büyüş hazırladığımız çok iyidir, çok severim de. Bu haftanın sonuna geliyoruz. Önerilerimizi e, ile ilgili eleştirilerinizi bekliyoruz. Bizi yine birilerine birilerine benzetebilirsiniz. Sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Bol yorum, bol soru. Çok teşekkür ederiz. Onur mi daha da burada tutmak istiyorum ama tutamıyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. Taraftar tokenlarının Şampiyonlar Ligi Paribu sundu.